Merhaba. Bu dersimizde taksim yaparken en çok düşülen hataları göstermek istiyorum. Yani ben daha doğrusu başta bu hataya düştüm ve bu hatalardan ders çıkardım. Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Taksim notaya alınır mı alınmaz mı mevzusunu konuşmuştuk en son. Taksim notaya alınmaz ama bunun taksim hiçbir şekilde notaya alınmayacağı anlamına gelmiyor. Alınabilir yol gösterici olarak ama onu sizin not alarak notaya almanız daha iyi olur. Yani burada çarpma yapmış, şurada nefes almış gibi. Yol gösterici olması açısından sizin kendiniz notaya almanız daha iyi olur. Hem zaten notayı da yazarak öğrenmeniz açısından faydalı olur. Nedir bu taksim yaparken? Birisi bana üyelerimizden bir tanesi bana taksim attı. Hani çok çalışıyorum. Gerçekten de çok çalışıyor. Ama bir şeyler eksik. Onun eksikliğinin ne olduğunu tam anlayamıyorum dedi. Ben de hani bir kayıt atın dinleyeyim dedim. Şunu fark ettim. İlk zamanlar ben de yapıyordum. Taksimle bir eser arasındaki hissiyatı ayırmak gerekiyor. Bu birincisi. Yani birinci şey bu. Ne demek yani bu? Şimdi eserler ritmik gider. Yani ritme sahiptir. Yani re, do, si, la, si, do, re, mi, re, do, si, do, re, do, si, do, si, do, si, si, la, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la, la. Şimdi bu taksim hissiyatı uyandırmıyor insanda. Niye? Eşit parçalara bölünmüş yani notalar. Biz de taksim yaparken eseri eşit parçaya bölmememiz lazım ki o karşı tarafta ritimli bir şey çalınmıyor. Daha çok irticalen bir şey yapılıyor hissiyatını uyandırması lazım. Nasıl mesela? Noktalı notaları kullanabiliriz yani bu konuda. Ya da vurgulu. Yani bir tanesi dörtlük, diğeri sekizlik. Bir tanesi ikilik, bir tanesi dörtlük gibi. Ya da iki tanesi dörtlük gibi notaları kullanmamız lazım. Ne demek istiyorum? Yani ben önceki derslerde hani 2-2 inme ya da bazı cümleleri gösterdim. Örnek veriyorum mesela 2-2 inerken şöyle inersek taksimde pek yakışmaz. La, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Bunun yerine la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la, la. İşte bu taksim hissiyatı uyandırır. Hatta biraz daha ikinci notaları uzatırsanız. La, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Yani bazı notalarda bunu mesela daha çok hissedebiliriz. Re, do, si, la, si, re, do. Yani şimdi bunu tutup da re, do, si, la, si, re, do. Bu olmaz. Re, do, si, re, do, si, re, do, si değil de ilk nota uzun, ikinci ve üçüncü daha kısa olacak şekilde olabilir. Yani bunu çok kullanmamız lazım. Ben neyle de göstereyim isterseniz. Fa mi re mi mi re mi 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 re mi fa mi re do fa mi re, gördünüz mü? Yani bunlar çok var. Yani bunu fa mi re değil de hayır, fa mi re değil de fa mi re yaparsak hoş olmaz ya da hoş olmaktan ziyade taksim gibi olmaz. Bak burada düz iniyorum aslında. Mi, re, do, si, la, sol, la. Şimdi bunu mi, re, do, si, la, sol, la yaparsam olmaz ama mi, re, do, si, la, sol, la, si, la, sol, la. Bunları kullanırsak daha güzel olur. Yani notaları eşit parçalara bölmemek. Bu konuyu anlatabilmişimdir inşallah. İkincisi taksim yaparken bölün. Yani cümle cümle. Onun maksadı da zaten bu, anlatmak istediğim şey de o zaten. Hani bir cümle kurun, bekleyin, dinlenin. Karşı taraf sizi dinler. Ondan sonra ikinci cümleyi kurun yani. Mesela siz de düşünün orada. Hani ne yapsam acaba? Hani
Oradan nereye gidebilirim gibi düşünmeye size de fırsat tanır. Yani Hüseyin'i makamında mesela giriş yapıyoruz. Durdum. Yani bekleyin yani. İstediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Sonra devam edin. Gibi hani bir cümle kurun, bir kelime kurun daha doğrusu, ya da bir satır yazın. Ondan sonra ikinci satırla arasında bir boşluk bırakın. Hani sakin olmaktır zaten en büyük özelliği. Sakin olmaktır bunda. Bir de bu cümleleri nereden bulup duyabiliriz diye düşünüyorsanız illa ki neyi taksim olmak zorunda değil. Mesela kaside ve gazellerde bu cümlelerin çoğunu duyarsınız. Yani örnek veriyorum, mesela Hüseyinli'den gidiyoruz madem. Hüseyin'den bahsedeyim. Hani Cuma salasını düşünün. Es-salatu vesselamu aleyh gibi. Yani mesela burada bazı cümleler var. Tararara gibi. Yani bunlar yine az önce neyde gösterdiğim, önceki derslerde de gösterdiğim cümleler. Birincisi, melodileri ritmikten ayırıp vurgulu cümleler kurmak. İkincisi de aralarda nefes alacak cümlelerin aralarında boşluk oluşturmak. Şu an için en çok aklıma gelen bu iki şey. Aklıma daha çok şey geldikçe ben bunları paylaşacağım yine. Daha doğrusu o arkadaş soruyu sorunca ben fark ettim. Hani böyle bir şey ne yapıyorum ben dediğim zaman karşında böyle bir cevap buldum. Daha bununla ilgili farklı şeyler geldikçe de ben yeni bilgiler de paylaşacağım inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.